Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ın konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ederim. Sayın Bakanım, sevgili Zonguldaklılar, değerli sanayicilerimiz, kıymetli emekçilerimiz, Türkiye'nin global banyo markası Creavit'in Arge merkezi açılış töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyor. Her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Emeğin ve alın terinin şehri Zonguldak'a kazandırdığımız bu altyapının Çanakçılar Şirketler Grubu'na, ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ülkemizin kalkınma yolculuğunda önemli bir köşe taşı olmasını temenni ediyorum. Kıymetli misafirler, dünya tarihinin köklü değişimler yaşadığı bir dönemden geçiyoruz. 2008 küresel finans krizi ve pandemi sonrasında liberal ekonomiye yönelik kabul edilmiş, hatta ezber edilmiş söylemler, bizzat onları koyanlar tarafından terk ediliyor. Barış, huzur ve refah getirmesi beklenen mevcut dünya düzeni tam aksine bölgesel çatışmaları tetikliyor. Türkiye böyle bir tabloda insanlık için adalet ve merhamet parolasıyla hareket ediyor. Kurulmak istenen tekelci düzene itiraz ederek güçlü sanayi ve teknolojisi, istikrarlı siyasi yapısı, insana ve insanlığa verdiği kıymetle bölgesinde ve dünyada umut ışığı oluyor. Elbette bugünlere kolay gelmedik. Birinci ve ikinci sanayi devrimini ıskalamış, 70'lerde ağır sanayi altyapısını kurma fırsatını kaçırmış, 80'lerde serbest piyasada güçlü endüstriye sahip olamadığı için küresel düzeyde rekabet gücü elde edememiş ülkemiz, ne yazık ki 90'larda da enerjisini ve gücünü siyasi istikrarsızlık ve terörle mücadelede tüketmekteydi. Son 22 yılda ise bu tabloyu değiştirerek sanayiden enerjiye, ulaştırmadan eğitime, sağlıktan çevre ve şehirciliğe, her alanda Türkiye'yi yatırımlarla ilmek ilmek dokuduk. Bugün Türkiye askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada lider. Ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya, çimento, demir çelik ve İşte bugün açılışı vesilesiyle bir arada olduğumuz seramik sağlık gereçleri üretiminde Avrupa'da birinci olabilen bir Türkiye'yi inşa ettik. Savunma sanayinde ülkemizi liderliğe taşıyan yeni nesil endüstri politikasını sivil alana taşıyarak akıllı ve milli otomobilimiz TOG'u başarıyla yollara çıkardık. Şimdi Türkiye yüzyılında milli teknoloji hamlesini gerçekleştirerek ekonomik ve siyasi bağımsızlığımızı tahkim etmek üzere her alanda yeni atılımlar gerçekleştiriyoruz. Planlı sanayi alanlarıyla, yatırım teşvikleriyle tüm şehirlerimizi olduğu gibi Zonguldak'ımızı da yeni yatırımlarla buluşturuyoruz. Son 22 yılda 2,6 milyar lira yatırımla şehrimize bir yeni organize sanayi bölgesi, 2 sanayi sitesi, 3 endüstri bölgesi kazandırdık. Organize sanayi bölgelerimizde istihdamı 9 misline çıkararak 6000'den fazla ilave istihdam oluşturduk. Tabii güçlü bir sanayi altyapısının olmazsa olmazı enerji arz güvenliğinin sağlanmasıdır. Karadeniz'de yürüttüğümüz yoğun sondaj ve keşif faaliyetleri sonucunda ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazını da devreye aldık. Dünyada keşfedilen gazın işlenip kullanıma sunulması genellikle 6-7 yıl gibi bir zaman alırken bu süreci hızlandırarak 3 yılın altına çekmeyi başardık. İnşallah yeni kuyularla birlikte tam kapasiteye ulaştığımızda ülkemizin yıllık doğalgaz ihtiyacının önemli bir kısmını Karadeniz'deki doğalgaz sahalarımızdan karşılıyor olacağız. Projeyle enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmanın yanında Zonguldak ve çevresini önemli bir lojistik ve üretim merkezine dönüştürüyoruz. Özellikle güçlü lojistik bağlantılarıyla ulusal ve uluslararası yatırımcılara entegre sanayi altyapısı sunacak Filios Endüstri Bölgesi'nin tamamlanmasıyla Zonguldak'ımız orta yüksek ve yüksek teknolojiye odaklı yatırımlara
ev sahipliği yapacak. Ülkemizin enerji üssü olmanın yanında katma değerli üretimin ve nitelikli istihdamın adresi olacak. Kıymetli misafirler, ülkemizin üretim odaklı kalkınma yolculuğunda seramik sektörümüz en önemli paydaşlarımızdan biridir. Sektörümüz %80'in üzerinde yerli girdi oranıyla cari açığımızı azaltmada stratejik öneme sahip. Sağladığımız siyasi istikrar, yatırım teşviklerimiz ve insan kaynağımızla sektörümüz bugün dünyada söz sahibi bir konuma erişti. Başarı hikayesinde elbette Çanakçılar Şirketler Grubu'nun da katkısı çok büyük ve çok kıymetli. 1960'larda bir atölyede başlayan üretim serüveni bugün 129 bin metrekare kapalı alanda 1200'den fazla çalışanıyla estetik, sağlıklı, kaliteli ve doğa dostu ürünler tasarlayan seramik ve banyo sektöründe birçok ilke imza atan ülkemizin gurur kaynağı, dünya markası dev bir topluluğa dönüştü. Tabii seramik sektörümüzün uluslararası arenada rekabetçiliğini koruması için Ar-Ge yatırımları, kalite ve estetik odaklı üretim hayati öneme sahip. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 1000 metrekare alana kurulu bu Ar-Ge merkezi, seramik sektörümüzün katma değer odaklı üretim yolculuğuna yeni bir soluk katacak. Yeni nesil seramiklerin geliştirilmesi ve seramik atıkların geri dönüşümüne yönelik çalışmalarıyla Ar-Ge merkezimiz, Kreavit'in inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı büyümesine öncülük edecek. Tabii bunlarla yetinmiyoruz. Çıtayı yüksek tutmalıyız. Gelecekte kendilerinden birçok patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve mutlaka uluslararası ödüller beklediğimizi de ifade etmek istiyorum. Geçmişteki tecrübelerini göz önüne aldığımızda başarılı olacaklarından şüphe duymuyoruz. Kıymetli misafirler, ülkemiz insan kaynağı kapasitesiyle büyük bir potansiyele sahip. Asya'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya, kıtalar arası köprü vazifesi gören Türkiye, bölgesinin parlayan yıldızı olarak küresel bir üretim ve Ar-Ge üssüne dönüştü. Sadece son 22 yılda Türkiye'de teknoparkların sayısını 2'den 101'e, teknoparklarımızda faaliyet gösteren Ar-Ge ve inovasyon yapan firmalarımızın sayısını 56'dan 10 binin üzerine çıkardık. Türkiye'de AK Parti iktidara geldiğinde hiçbir özel sektör firmamızda bir Ar-Ge merkezi bulunmuyorken bugün Türkiye'nin 1600'den fazla Ar-Ge ve tasarım merkezi var. 2002'de 29 bin olan Ar-Ge personeli sayımız 272 bine ulaşmış. Türkiye'miz adeta dev bir Ar-Ge ordusu kurmuş durumdadır. Buradan yatırımcılarımıza bir kez daha seslenmek istiyorum. Türkiye'nin kapısı dünyanın bütün yatırımcılarına açıktır. Yatırım teşviklerimizle, organize sanayi bölgelerimizle, endüstri bölgelerimizle, girişimci ve yenilikçi bir yaklaşımla yatırımcıların yanında olmaya devam edeceğiz. Ülkemiz kendisine inananlara, güvenenlere hep kazandırdı, kazandırmaya devam edecek. Sözlerime son verirken, açılışını yaptığımız Kreavit Ar-Ge Merkezi'nin hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkese, başta kıymetli yönetim kurulu başkanı ve tüm ekip arkadaşları olmak üzere emekçi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.